Simülasyon Türk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Efsane bir modla karşınızdayım yine. Ford D1210. Benim dedemin kamyonu. Yani uzun süredir bekliyorum bunu. Daha önceden ETS2'ye çıkmıştı. Ama uyarlanmadı o mod. Öyle kaldı. Ben de bilmediğim için uyarlayamadım. Yoksa hiç kimseye ne izin alırdım ne şey yapardım. Uyarlardım, oynardım. Çünkü hani dedemin kamyonu bir kere. Yıllarca çalıştıkları kamyon bu. Tabii sonra ne oldu anlatacağım videoda. Ford Cargo D1210. Bu kaç model? Valla bilmiyorum da hani bizimkisi bayağı eski de aynı zaten modeli. Aynı renge de boyadım. Arka şasiyi de aynısını yaptım. Çok güzel oldu. Daha önce geliştiriyordu, görmüştüm birkaç hafta önce modu. Emre atmıştı tankerini falan görmüştüm. Kasa da varmış, açık normal karoser kasa da eklemişler. Ben hemen böyle galerilerden bir göstereyim size. Renault galerisine çıkıyor arkadaşlar. Biz Brezilya haritasını test edeceğiz. Niye? Ortam biraz daha farklı. Güzel bir yoldan daha yoldan gideceğiz. O yüzden istiyorum. Şimdi Ford Cargo D1210 standart. Çekici olarak da kullanabiliyorsunuz. Kamyon olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani tanker de var. Şimdi girelim. Şöyle. Kabin normal arkadaşlar. Şasi şu şekilde oluyor. Şöyle değiştirebiliyorsunuz tandem için. Şöyle. Tek ama arka dingil oluyor. Bunu yapabilirsiniz tabii isteğe bağlı olarak. Arkaya bir tane daha şey ekleyebiliyorsunuz bu böyle olunca. Tampon ekleniyor böyle farklı tamponlar var. Her neyse. Bir de 6x4 var yani benim kullandığım. Arka dingil kalkık. Şimdi tekerlekler değişiyor, onu da göstereceğim. Bir de tanker olanı var. Tanker ben hemen göstereyim. Egzozu görüyorsunuz burada. Yani şey olarak göstereyim arkadaşlar, ben burada zaten ayrıntısını yapıp gösteremiyorum, çok uzun sürer. Tanker böyle değişiyor. Bunu kendiniz bir kaplama yapabiliyorsunuz. Template yani şablon var. Skin şablonu var arkadaşlar. İndirdiğiniz dosyanın içinde. Herhangi bir şey değiştirdiğinizde buraya gelecek. Yani bu kostüm oluyor ya. Customization. Oraya da geçiyor. Operate Full Force var ve Petrol Office var. Tekerler böyle oluyor. En ayrıntısına kadar böyle bu şeyini yapmışlar. Bunlar değişiyor tabi. Bu şekilde. Öne zincir takabiliyorsunuz böyle rengine göre. Tanker dedik. Bunu böyle değiştirebiliyorsunuz. Rüzgarlık var iki türlü. Tabela var böyle. Kendi adınızı yazabiliyor musunuz? Herhalde Customization şeyinde var. Burada Adarf 33 yazıyor yapımcısı. Daha önce Starliner modunu incelemiştik biliyorsunuz arkadaşlar. Furkan Sarısoy. Vallahi araç şu an hani yani süper. Ben unutmuştum. Facebook'ta birisi paylaşmış. Şimdi adını da unuttum onun ama. O paylaşmış. Hemen geldi aklıma, hemen baktım indirdim. Ekledim siteye. Buraya dışarı böyle kelime yazılar yazabiliyorsunuz. Tabii şey biraz garip gelir, hani font değiştirilebilir. Her neyse. Bu ışıkları ekleyebilmek için böyle Adarf 33 böyle turuncu reflektör falan var arkadaşlar ayrıca. Sonra hava tabancası ekleyebiliyorsunuz. Sonra tankeri göstermişim zaten. Tabii dur şeyi de göstereyim, şimdi şasiyi gösterelim. De böyle göstereyim şasiyi. Karoser boş. Şimdi boş ben yapacağım, şimdi senaryoyu göreceksiniz. Brandalı ahşap karoser. Ahşaptır yani. Ya çadır şeklinde bağlanmış. Brandalar. Vallahi ne bağlıyorduk lan. O şeyler farklı. Brandanın türleri oluyor böyle. Sert olanlar, kalın olanlar var ya. Onlar çok sertti ya. Onu taşımak bile zulüm ya. Şurada duruyordu kamyonun bizim. Eğlenceliydi ya tırmanmak kamyonun. Arkada da kasada arkadaşlar Akçansa çimento yüklü. Bir de odun yükleyebiliyorsunuz. Tomruk yükleyebiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Ben zaten yaptım aracımı. Aynısını yaptım. Mavi renk. En son maviydi. Evet çıkalım yola şimdi. Önce bir depoya uğrayacağız. Mal alacağız arkadaşlar. Sesli mesi var. Orijinal interior hepsi. Fiziklerini. Ya normal fizikler, sesler mesela. Hani model güzel. Zaten. Ferhat Gür'ün modeli. Yani öyle zaten. Daha önce de gördüm. Ferhat Gür modeliydi. Onun otobüsleri falan da var zaten biliyorsunuz. Belli başlı insanların modelleri var. Hala kullanılıyor. Öyle bir sistem hala devam ediyor.
sinyal sesi var, normal kamyon sesi var. Ya bizim kamyon geldiğinde hani eve doğru ben sesini bile tanırdım yani. Başka kamyona geçebilir ama dedenin kamyonun geçmesi başka oluyor tabi. Doğal olarak. Şurada bir dükkan var, bir depo var. Oradan mal alacağız arkadaşlar. Şimdi depo boş biliyorsun. Kasa boş, depo diyorum lan. Kasa boş. Gidelim şöyle. Şimdi bu direkt arkaya almış da arkada bir cam var normalde. Bu kamyonun bizim şeyi kalkıyordu böyle, bu kabin kalkıyor ya. Öne doğru kaldırıyorsunuz ya. O çok hoşuma gidiyordu mesela benim. Kamyon aksesuarları desteği var. Ama tabi Selçuk abinin paketine uyumlu değil. Ya Selçuk abi ya da işte onların destek getirmesi gerekiyor. Süper ya. Şu an var ya, inanılmaz inanılmaz yani, inanılmaz. Şimdi geri geri gelelim. Aynısı ya, birebir 75 mi 77 model mi ne bizim kamyon, öyleydi. Şimdi giderken anlatacağım ne oldu. Aha vurduk lan biraz. Neyse şimdi burada çimento yüklüyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Bir galiba bir yarım saat falan sürecek. Artık forkliftlerle mi atarlar o çimentoları bilemeyiz. Ama Allah artık yükler. Aynısı şu an yaşıyorum burada. Ford plakam da değişti gördüğünüz gibi. 22 Hasan 222 oldu. Bu plakayı bilmeyen var mı? Ya süper duruyor ya. Şuradan bakınca süper duruyor yani. Acayip. Bizim kamyon arkası da böyleydi. Hani iki farklı dingi seçeneği var. Öyle yaptık. Tabii jant böyle değildi. Mallar yüklesin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi çimento yükledik. Şimdi yola çıkacağız. Umarım yağmur yağmaz. Branda da yok. Yanarız. Branda aksesuarı olsaydı burada güzel olurdu ama kasa böyle yamuk duruyor ya. Çünkü ahşap kasa arkadaşlar. Yamuluyor falan. Lan çeltik taşırsın diye falan. Kamyonda bizim şeyler çıkıyordu. Çimler çıkıyordu. Ot mod çıkıyordu lan. Süperdi ya. Evet arkadaşlar, şimdi yola çıkalım ya. Geç kalmadan götürelim bunu. Hop. Kamyon ne oldu bizim? Bundan bayağı oldu ya. Kaç sene oldu bilmiyorum valla. 2010'dan sonra mı gitti bu kamyon bilmiyorum. Devlet o zaman hani biliyorsunuz eski kamyonları alıp şey yapıyorlardı. Onu ve borcunu mu ödüyormuşsunuz ne oluyormuş, öyle bir şey oluyormuş. Şey varsa vergi borcudur vesaire. Çünkü eski kamyon. Ondan sonra kamyonu aldılar, prese götürdüler yani. Ezilmiş artık, ne olduysa bilmiyorum, görmedim tabi. Son fotoğrafları vardı ama o eski telefonda kaldı, şu an nerede bilmiyorum. CD'lerin içinde de olabilir. Bilmiyorum yani. Arayı bulamayacağım yerde de olabilir şu an. Ford Cargo D1210. Kırmızı ışık yandı yine, bekleyelim. Güzel ya, vallahi süper oldu. Ya şuraya bakınca bir gülme geliyor, bir farklı oluyor insan. Yamuk. Fena lastikler de süper ha. Bu lastikler galiba o Ural Mural vardı ya, onların lastikleri. Kamaz'ın lastikleri. Zaten dosyalarına baktım, Kamaz'dan filan parçalar var. Haydi bakalım gidelim yola. Umarım yağmur yağmaz ya. Zaten olasılık düşük olduğu için sıkıntı olmayacak yani. Pedallar yok. Aynen. Pedallar yok. Modelde. Vites animasyonu falan olacaktı şimdi, var ya efsane olurdu. Ya işte bu modun aslında, bu Türk modlarının, bu kamyon modlarının falan böyle spin tarihse gelmesi gerekiyor. Spin tarihteki o gerçekçi grafik var ya, hani o çamur efektleridir vesaire, oradaki modele daha da iyi oluyor. Süspansiyonu falan çok süper oluyor yani. ETS2'de bunlar tam yakışıyor ortama da spin tarihse çok daha iyi duruyor ya. Hani bu kamyon mesela spin tarihse olsa ben sabah akşam oynarım ama burada gitmiyor işte ya.
Mod süper, mod süper. Dışarıdan gösterdim. Şöyle gidiyor. Lan aynısı ya. Var ya böyle, yok böyle bir şey ya. Şimdi aracı neye boyarsanız arkadaşlar kasada öyle değişiyor. O çok hoşuma gitti benim. O özellik çok iyi olmuş. Çünkü normalde biliyorsunuz üstün körü yapıların sadece çekici kupa kısmı, kamyonun kısmı, o kısım değişir rengi ama arkadaki kasa kalır öyle. Bunda öyle olmamış. Çok iyi olmuş bunun öyle olması. Hani direkt ben açık böyle turkuaz rengi, bu renk aynısı ya aşağı yukarı ya. Şimdi model de biliyorsunuz ışık maskesi mi ne yapılıyor buna, gölge mi ne yapılıyor, iyi bir renderden falan geçiriliyor. O olmadığından havada duruyor böyle sanki araç. Yani çok daha iyi modlanması gerekiyor o yüzden. Artık bir sonraki sürümde geliştirmeye devam ederlerse. Oo, bu yol şimdi efsane arkadaşlar, bu kamyona çıkacağız. İş almadım, iş almadım, sadece o kasayı değiştirdim ben. Brandon falan da yapacaktım ama dedim neyse kalsın. Belki yol üzerinde bir şey yaparız. Gerçi bu yol çok sakat şimdi. Dağ yolu arkadaşlar. Hop vurduk lan. Dağ yolu çok böyle keskin virajlar, virajlar böyle yükseklikler var. Bir de kayıyor bak araç. Bu BDF tandemimiz geçelim. Yürü be, Ford her yerden geçiyor şimdi. Ya bu yeni güncellemeler gelse yine araçların uyarlanması gerekecek ya. Ben o yüzden hemen çekeyim dedim. Yoksa yarın marın gelir, hani önümüzdeki günlerde kalırız öyle. Düşünmem de ben sürümü biliyorsunuz. Öyle yapmam, oynayamam da kalır. Of fena ya. Vallahi fena. Arkaya baktıkça bir gülme geliyor ya. Dışarıdan sürelim biraz. Akçansa çimento. Spin tarzı bunun çimento şeyi de vardı. Yükleri de vardı böyle. Aynısını bak ona yapacaksın, çok süper olacak ha. Aynısı ya, yemindir, aynısı. Aynısı ya, yok böyle bir şey. Farları göstereyim arkadaşlar, şöyle yanıyor. Sağ sol sinyal hepsi yanıyor zaten. Stop lambaları falan da yanıyor. Burada otobüs mahsur kalmış arkadaşlar. Fırtına yazıyor arkada. Tabi onu arka stop lambası, arka tampon çift katlı yapabiliyorsunuz. Kamera yakın duruyor burada. O ters istikamet. Lan aynı yol. Araba geliyor. Yabancılar yapmıyor ya. Yabancılar kendi kullandıkları kamyonları yapar arkadaşlar. Gerçi biz de şimdi Brezilya'dayız. Ford, of ne vurdu lan. Ford markası orada da kullanılıyor. Ama yani Türkler yapmadıkça bu kamyonlar gelmez arkadaşlar. BMC olsun filan, Fatih olsun. Bu kamyon, diğerleri, hani bizim kullandığımız, Türkiye'de kullanılan kamyonlar ancak otobüsler dahil olmak üzere, Travego mesela. Yani bizimkiler yapmadıkça yabancılar yapmaz. Ama bizimkilerin çok iyi yapması gerekiyor işte. Çok süper olacak o zaman. Ha tabi o şey de var, hitap etmeyebiliyor, etmeyebiliyor yabancılara bazı modlar. Hani güzel de olsa değil mi? Kullanmıyor adam. Ama bu modu yani kullanmayacak şey tanımıyor, hani modları seven adam Rusya'dan olsun, Balkanlardan, Doğu Avrupa'dan filan, hani Brezilya, işte Güney Amerika filan oyuncular kullanır bunları. Bunları seviyorlar. Ha, bu kamyonla çok istiyoruz ETS2'de. O da ne oluyor? İşte Rigid Trax paketiyle anca gelir, yani BDF şasıyla. Yani böyle şeylerin imkan gelmesi için onların o özelliğin artık aktif olarak gelmesi gerekiyor. Zaten var biliyorsunuz oyunda. Mercedes-Benz Actros MP4'te var. O mod, o özellik var. BDF şasi özelliği. Tabi zaten Fleming'in modu var. BDF Tandem Pack.
Bir de zaten genellikle çoğu mod yapımcısı koyar bir özellik olarak çekicisini. Süper oluyor ama bunlar malum olmuyor yani, gelmiyor. Bu modellerin de aslında eski oyunlardan yapılıp işte şimdi aktarılması da büyük şans. Yani yapılmasaydı zamanında kimse uğraşmaz mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Bir tane daha Fort var biliyorsunuz arkadaşlar, 25-20 oda. Tuna'nın yaptığı mod, TT Mos var ya, onun yaptığı mod var, V3 sürümü. Onda da aynı kasayı kullanabiliyorsunuz. Başka Ford modları da var biliyorsun. Hani 40 ayak kamyon modları falan çok inceledik, çok şey yaptık. Onlar da var. Var yani ya, Ford'ları biz yapıyoruz sadece. Yabancılar da yapıyor ama işte gene bizim tarzımıza uygun olması için Türklerin yapması gerek. Yabancılardan kimler yapıyor? Hani Brezilyalılar biliyorsunuz bu modları yapıyor. Genelde Türk modlarından, hani bu 40 ayak vesaire, onlar da Brezilya modların kullanılır. Hani onların dosyalarıyla yapılır. Zaten açıp bakabilirsin hani o SCS dosyası da. Orada görürsünüz bütün klasörleri, ne var ne yok, neler eklenmiş diye. Evet, koca dağı geçtik ya, biz çıktık yani yukarı. Ford geliyor. Ford geliyor diyorum. Volvo geliyor. Ondan var zaten. Bak bak, gördünüz mü? Rigid. Bak. HDF tandem kasa. Jezikete trafik paketiyle geliyor. Ben tamamen doğaçlama gidiyorum. Ama hani bu araç spin tarzı olacak. Bak tekrar tekrar söylüyorum, süper olur. Yani orada ben oynuyorum yani sürekli spin tarzı. Açık yani yer altta. Hoşuma gidiyor çamurda debelenmek. Oraya buraya gitmek. Yani bakıyorum hani tekerlekler, birisi havaya kalkıyor, birisi batıyor falan, böyle çok iyi hoş oluyor. Bunu da kullanmak isterim yani Speed. Birkaç tane daha mod var. Hani Ford Transit modu yapmışlar ama çalıştıramadık yani 1.23'te kamyonet modu olmuş böyle. Şey, sebzeci meyveci yani pazarcı kamyonları olur ya. O şekilde yapmışlar. Topaç Kartal SLX vardı arkadaşlar biliyorsunuz. O güncellendi. V2'si çıkmış onun da. Kokpit falan eklemiş de yani o moto aynısı şu an. Başka mod yapıyorum diyenler falan var. Aa, bir tane şey vardı hatta. Facebook'taki grupta paylaşmıştı birisi. Fiat Ducato vardı galiba. Ducato diyorum ya. Ducato vardı galiba. O ne oldu bilmiyorum. Buraya mı götüreceğiz ya acaba? Yani çok mod var ama dediğim gibi işte yarım çıkıyorlar, olmuyor. Bu modun herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. 1.23 güncellemesi çalıştırıyoruz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Hatta şu an zaten profilimde Iveco Magirus var. Deus Magirus var. O çekici var, özel mod var. Bir de diğer geçen tanıttığımız çekici var. Mercedes-Benz NG8524. Hani Emre'nin debriyaj animasyonu yaptığı mod var. O duruyor. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Starline'ı da hatta aktifti, onu da kaldırdım. Çok mod olunca işte her birini kullanabilmek için binlerce kilometre çok zaman ihtiyacınız var. Şu kamyonu sollayalım ya. Korna normal. Bizimki de böyleydi galiba. Herhalde. Hatırlamıyorum ya. Kamyon öldü gitti. Yani daha fazla tabii ki de ses geliyordu ama bunda o kadar ses yok arkadaşlar.
Yani daha önceki videolarda söylemiştim hani o kamyonla biz gittiğimizde bir yere. Ya inince bir süre sonra tabii kulaklıklar rahatsız oluyor. Ya şimdi aynaya bakıyorum. Aynaya baktıkça yani bu kıvrımlar falan var ya, bu model çok güzel. Çok güzel bir tasarım. Ya ne diyeyim, çok başka oldu ya. Vallahi süper. Spin tarzı buna var ya, o kadar çok özellik eklenir ki yukarı brown da eklenebilir, ufak bidonlar falan, böyle bir sürü aksesuar eklenebilir buna. Çok da popüler olabilir ha Steam Atölye'de gelsin. Önden bakıyorum fena. Tabi hani bizim kamyon bu kadar hani düzgün değil sonuçta, bu sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi yani, sıfır. 0 kilometre aldık zaten. Hiç asarı masarı yok böyle. Hiç her şey pürüzsüz güzel. Ama tabii ki de öyle değil gerçekten. Egzoz fena ya. Buradan bir egzoz dumanı çıkacak. O animasyonu yapabilirlerdi aslında. Diğer modlarda var ya. Ekliyorsun, sen kendin ekliyorsun yani onu. Süper oluyor. Bas baslar var. Spin tarzı işte bu kasa sallanıyor, tomruk yükleyince bu paspaslar hareketli oluyor filan. Yani sürekli spin tarzı örnek veriyorum çünkü orada araçlar gerçekten iyi oluyor. Yani orada birçok özellik var. Orada egzoz dumanı filan da var. Asar alıyorsun arabanın efekti filan değişiyor, asar alınca sesi filan değişiyor, o yüzden. Spin tarzı da yani ne zaman fark edecek Türk mod yapımcıları bilmiyorum. O özellikleri. Onun kendi editörü filan var hatta, yani her şeyi kendisin. Kenara çekildim, böyle bir bakalım yakından tekrar. Hani süper tabii, bizim yine kamyonun son zamanlarında böyle bir şey yoktu. Ben o yüzden modelini çok merak ederim zamanında. Düşüyor haliyle her şey, böyle paramparça oluyor, değişiyor falan lastikleri falan. Her şey değişiyor doğal olarak. Yamalı mamalı oluyor böyle. Süper. Şimdi bir çıkalım soldan yavaş yavaş. Arka dingili kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar, biliyorsunuz. Yavaş seçmiştim ama ben yükseliyorum, seçtim. Bu şanzıman buna uymamış gibi sanki ya. Ya da uymuş mu? Ya şanzımanın oranları falan oluyor ya, onlar galiba uymamış gibi duruyor. Şimdi yük aldığımız için aksı indirdik ama yani otomatik iniyor gerçi. Yük almadık gerçi, hani böyle geldi daha doğrusu. Hani yük aldığınızda herhangi bir çekicide otomatik aks indirme varsa, kaldırma falan aktifse oynanış aralarında, o direkt indiriyor dorseyi bağladığınız arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz gelişmiş dorsey bağlantısı geliyor. Önümüzdeki güncellemede 1.24'te ve 1.3'te Amerikan Truck Simulator için çok güzel özellikler. Tabii boşken gidersiniz böyle ama tabii dolu olduğunda o ağırlığı hissetmesi de gerekiyor tabii aracın. İşte bunlar hep spin tires. Bunlar hep spin tires. Evet yani benim söyleyebileceğim başka bir şey yok. Ford D1210. Aa, beni sollamaya çıkmış bak. Yapma ya, beni geçemezsiniz oğlum. Dedemin kamyonu bu. Aynaya baktıkça hala bir gülme geliyor ya.
Hatırlıyorum. Yani söyleyebilecek başka bir şey yok. Çok güzel olmuş. Tabii ki de daha iyisini istiyoruz hani. Aksesuar desteği falan olsun Selçuk abinin ya da işte kaplaması biraz daha gerçekçi olsun. Böyle kirli bir skin olsun böyle. Onlar çok güzel olur. Çok hızlı gidiyoruz şu an. 100 ile gidiyoruz, 105 ile gidiyoruz. Genelde biz yavaş yavaş ağır ağır giderdik. Nerede gideceksin? Yükleyeceksin arkaya da saman yükleyeceksin ya da işte çeltik, çimento falan ıvır zıvır şeyleri. Hızlı gideceksin o kamyonla. Rampalara falan çıkacaksın. Çok zor. Yavaş yavaş çıkıyorduk. Aa. Şurada sağda bir yere çekeceğim ben. Macaristan haritasında oynamak istiyordum ama Macaristan haritasında biliyorsunuz ekonomi çok zor. Daha doğrusu Reno galerisini bulamadım. Ondan oynayamadım. Biz aşağıya doğru bırakmayalım ya. Ya da bırakalım mı? Salarız orada kamyon. Dur. Yapalım öyle yapalım. Dur yüksek vitesle çıkamayız. Tamam, böyle iyi ya. Takoz koymak lazım şimdi bir de. Oh. Ya spin tarzda of. Fena oldu ya. Ah. Fena kaldı. Tamam. Boşal da alalım. Evet, yapımcısı Adarf 33 arkadaşlar. Furkan Sarısoy. Modeli de Ferhat Gür. 1.23 güncellemesini test ettik. Aktarılmış yeni çıktı zaten bugün taze taze. Hemen modunu ekledik. Videosunu çektik. Süper oldu. Benim için çok özel. Hani her şeyi bir kenara bırakalım. Benim için çok özel. Nasıl bakıyor ya? Vallahi süper. Bunun oyuncu olsa çok güzel olacak yani. Nereden bulabiliriz konu? Aa, modelcilerde var ya. Hobi olarak yapanı hatta Facebook'ta üye olduğum grupta vardı bunun fotoğrafları. Almak lazım. Ama pahalıdır. Çok pahalıdır. Süper oldu ama ya. Vallahi Ford. Şu Ford lisansı gelse değil mi? Tabii bunlar gelmez de hani Ford Cargo'nun son yeni sürümü gelse böyle. Fena olur. Efsane olur. Arkadaşlar video bu kadar. Ben de hemen bunu montajlayıp yükleyeyim. Sizlerle paylaşayım. Zaten izliyor olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım bu tarz hani daha çok mod çıkar. Türk kamyonları, Türk tasarım modlar, modeller çıkar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.